17. saatte gelmiş mucize bir kurtuluş. Kalay Apartmanı'ndan 17. saatin sonunda yaşananların an be an görüntüsü kameralarla bir süredir ekrana getiriyorduk o kamera görüntülerini ama işte o kurtarmaya çalışan isimlerden, Azize Çelik'i kurtarmaya çalışan isimlerden biri şu dakikalarda telefon hattımızda. Aydın Ünsal, Mersin itfaiye görevlisi, Mersin ilinden bir itfaiye görevlisi. Aydın Bey, bizi duyabiliyor musunuz? Evet, sizi duyuyorum. Merhabalar. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şimdi mucize bir kurtuluş, an be an neler yaşandı sizden dinlemek isteriz. Tabii ki telefon gelmişti, bunu biliyoruz ama sonrasında siz içeriye, Azize Çelik'e nasıl ulaştınız, sizi dinleyelim. Şöyle oldu, biz biraz başa alalım. Olayın olduğu andan itibaren, gerçekleştiği andan itibaren üzücü haberi aldığımızda Mersin Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkanımız Vahap Seçer ve İtfaiye Daire Başkanımız Mehmet Baydı Bahtiyar Aydın Bey'in talimatıyla bir an önce çıkış yaptık. Sabaha karşı olay yerine ulaştık. Ulaştığımızda elimizin tozuyla tabiri caizse hemen beklemeden tabii mücadele vermeye başladık. Tüm ortak arkadaşların, diğer kurtarma arkadaşlarımızın müdahalesi sonucunda bir arkadaşımızı Muhammed isimli, Azize Hanım'ın tanıyorum oğlu, Muhammed isimli arkadaşı bulduk. Ona müdahale edeceğimiz sırada bir boşluk yarattık. Ankara İtfaiyesi ile ortak çalıştığımız bir noktadan boşluk yarattık. Oradan Azize Hanım'ın bulunduğu konumu tespit ettik. Yine Ankara İtfaiyesi'nden olan arkadaşımızla beraber o bulduğumuz boşluğu zorlayarak, imkanları zorlayarak Ömer Bey'in de büyük çabasıyla o boşluktan ilerledik. Kendimize bir koridor oluşturduk. Yani çok şanslıyız ki ilerlediğimiz koridorun sonunda biz mutlu olduk. Sıkışmış durumda değildi. Duvarların arasında rahat hareket edebiliyordu. Biz öncelikle bunun sevincini yaşadık ve hemen gerekli müdahaleleri başladık. Canını yakmadan güvenli bir şekilde çıkardık.